düşünün ki sürekli başarısızlık üstüne başarısızlık olsun. İlkokul, ortaokul, lise, üniversite derken tüm sınavlardan geçersiz not alan bir hayat düşünün. Ondan fazla iş başvurusu reddedilen bir hayat. Ama bu ilginç hayat hikayesinin sahibi gün geliyor, dünyanın en büyük e-ticaret sitesi Ali Baba'yı kuruyor. Üstelik bu kişi 41.80 milyar dolarlık bir servete sahip ve Çin'in en zengini. İşte Ma Yao'nun, yani hepinizin bildiği Jack Ma'nin dönüm noktası öyküsü. 1964'te Çin'de doğan Jack Ma, ilkokulda 2, ortaokulda 3 kez sınıfta kalan bir öğrenciydi. Üniversite sınavlarında ise 3. denemesinde İngilizce öğretmenliği bölümüne girmeyi başarıyor. Ama bu başarısızlıklar onun iş hayatında da yakasını bir türlü bırakmıyor. Üniversite sınavı döneminde 30 kez iş başvurusu yapıyor ama hepsinden red cevabını alıyor. Polis olmak istiyor ama 5 kişinin başvurduğu bölüme sadece 4 kişi alınıyor ve reddedilen yine o oluyor. Hatta KFC restorana başvuruyor, 25 kişiden 24'ü işe alınıyor ve yine Jack Ma reddediliyor. Hayatı boyunca Harvard Üniversitesi'ne başvuran Jack Ma bütün başvurularından red yanıtını alıyor. Alibaba.com kurulduktan sonra bile pek çok banka ona finansman vermiyor. Ama tüm yaşananlara rağmen Jack Ma'yı aldırmıyor ve buna alışmamız lazım, o kadar da iyi değiliz demek ki diyor. Yılmayan Jack Ma başarısını bu özelliğine borçlu görünüyor. Jack Ma'nin başarısızlıklarla dolu hayatını turizm değiştirdi. 1972'de Amerikan Başkanı Richard Nixon Çin'e geldiğinde Jack Ma'nin yaşadığı Hangzhou'ya bir turist akını oldu. O dönem Jack Ma'yı heyecanlandırdı ve İngilizce bilmesi gerektiğine karar verdi. Bunun üzerine Jack Ma bir İngilizce öğretmeninin yanına gitti. Onunla hem İngilizce öğrendi hem de ülkeye gelen turistleri ağırladı. Jack Ma yıllar sonra verdiği bir röportajda "Bölgemize gelen turistler hayatımı değiştirdi," dedi. O dönem ülkeye gelen turistler onun ismini bile değiştirdi. Gelen turistlerden biriyle mektup arkadaşı olan Jack Ma'ye bu turist bir öneride bulundu. "Senin ismin Ma Yao ama bu çok zor bir isim. Madem İngilizce öğreniyorsun, ismin daha kolay olsun. Babamın da kocamın da adı Jack, senin adın da Jack olsun," deyince genç tur rehberi Ma Yao Jack Ma oldu. Bundan sonrasında Jack Ma'nin kaderi 1995'te tamamen değişti. İşte bu tarihte Amerika'ya giden Jack Ma burada internetle tanıştı. Bir arkadaşı internetten bahsettiğinde ve ona bilgisayarı gösterdiğinde bilgisayara bile dokunamadı. Jack Ma, "Bozarsam ödeyemem," dedi ve bilgisayara sadece bakmakla kaldı. Arkadaşıyla arama motorlarına bakarken kendi ülkesi Çin'e de bakan Jack Ma, Çin'le ilgili bir bilgi olmayınca "Neden Çin'le ilgili bir şey yapmıyoruz ki?" deyip İngilizce, Çince bir tercüme bürosu açmaya karar verdi. Büro başarılı olunca Çin'in adını daha da duyurmak için internet ve Çin'i içerecek, Çin ekonomisini yükseltecek bir firma açmak istedi. İnternet global bir şey diyen Jack Ma, firmamın adı da herkesin bildiği bir isim olmalı diye düşününce aklına ilk olarak Alibaba geldi. Hatta bunun için restoranlarda garsonlara, sokaktaki insanlara "Alibaba ne?" diye de sordu. Herkes "açıl susam açıl" yanıtını verince bunun doğru bir isim olduğuna karar verdi. Üstelik Alibaba A harfiyle başlayınca internette ilk başta onlar çıkabilir diye düşündü. Ve Alibaba böylece kurulmuş oldu. Şirket ilk 3 yılda hiç para kazanmadı. Hatta bir gün bir restoranta gittiğinde yediği yemeği ödeyeceği sırada garson hesabın ödendiğini ve bir not bırakıldığını söyledi. Notta, "Ben sizin platformunuzun kullanıcısıyım. Sizin sayenizde çok para kazanıyorum. Sizin de hiç para kazanmadığınızı biliyorum. Bu yüzden yemeğiniz benden," yazdı. İşte tam da o dönemde Jack Ma ödeme konusunda yasal prosedürler onların önünü tıkıyorken yapacak bir şey bulamıyor ve yeni bir vizyon kazanmak için Davos'a gidiyor. Davos zirvesinde bir liderlik oturumuna katılıyor. Bu paneli dinledikten sonra telefonla ofisindeki arkadaşlarını arayıp acilen aksiyon almalarını istiyor. İşte bu konuşma sonrası Alipay ödeme sisteminin temelleri atılıyor. Bu ödeme sistemi hayata geçtiğinde çok aptalca bir fikir olduğunu söylüyorlar. Ama bugün bu sistemin 800 milyon üyesi var. Jack Ma, "Delilik iyidir, biz deliyiz ama
aptal değiliz diyor ve ekliyor. Herkes benim fikirlerime katılsaydı zaten şansım olmazdı. Kesinlikle de haklı. Bu yüzden de bir şeyler başarmak isteyen insanların Jack Ma'nın bu ibretlik hayatını iyice inceleyip kendine dersler çıkarması gerekiyor.